Evet arkadaşlar LGS tercih döneminin bitmesine son bir hafta kaldı. Bizler Tonguç Akademi olarak sizlerden gelen birçok yorumu şimdi cevaplayacağız. Zaten sizler de bu videonun altına yorumlarınızla Hocam şu tarihi tercih ettim, burası nasıl olacak şeklinde sorularını sorabilirsiniz. Hepsini inşallah güzel güzel cevaplayacağız. Tonguç LGS Dershanesi sunar. Şimdi öncelikle şuradan bir bilgiyle başlayalım. Sonrasında birçok arkadaşımızın gördüğünüz gibi bütün yorumlarını tek tek ellerimizle yazdık. Ve sorularını tek tek cevaplayacağız. Belki sizin yorumunuz da vardır. veya da sizin merak ettiğiniz soru da belki burada vardır. Her birini güzel güzel cevaplamaya çalışacağız. Arkamıza yaslanalım ve dikkatli bir şekilde dinleyelim. Öncelikle... 03-19 Temmuz arasında tercihler alınıyor. Zaten 10 günümüz kaldı. 24 Temmuz'da tercih sonuçları açıklanacak ve boş kontenjanlar ilan edilecek. Yani bazı okullar diyelim ki 10 kişi alıyor olsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kişi tercih ettiyse 3 kişilik boş yer kalacak. Buraları da biz tercih edeceğiz. Bazı okullarda ise bu öğrenci buradan ayrılacak. Dolayısıyla 6 kişi tercih ettiği için 4 kişilik boş yer oluşmuş olacak. Dolayısıyla bu kontenjanlar önemli. Sonrasında 24-28 Temmuz'da birinci nakil başvuruları var. Sonrasında ikinci nakil başvuruları var. Sonra nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 11 Eylül'de de okullar açılacak. Şimdi gelin sorularınıza başlayalım. Demiş ki tabii efendim 5877. Hocam genelde ilk tercihlere olacakları yazın diyorlar. Ama siz tam tersi olmayacakları yazın dediniz. Nasıl yapacağız? Olmayacakları yazın demedik arkadaşlar. İlk tercihinize, birinci tercihinize hayalinizi yazabilirsiniz. Yani senin puanın Galatasaray Lisesi'ne yetmiyor gözüküyordur. Onu yazman biraz anlamsız olur. Çünkü orası tam puanla alıyor. Ama örnek veriyorum. Diyelim ki Ankara'dasın ve Gaziantep sesine yetmiyor gibi gözüküyor başarı sıran. Ama yazabilirsin. Kimse sana bir şey diyemez. Birinci tercihine yazarsın. ikinci tercihine isteklerini yazarsın. Üç, dört, beşe olabilecekleri, yediye olabilecekleri yazarsın. Sekiz, dokuz, ona da kesin olabilecekleri yazarsın. Bu ne demek? Yani senin başarı sıran diyelim ki 10.000 bin, eğer 11.000 ile 12.000 ile 13.000 ile geçen sene almış bir okulda yazıyorsan bu senin kesin kesin kazanacağını gösteriyor. Buraya da 3.000'lik, binlik, 4.000'lik, binlik, 5.000'lik, binlik, 7.000'lik yerler yazabilirsin. Eğer senin başarı alan 10.000 ise muhtemelen 3.000 bir hayaldir. 4.000 bir hayaldir, istektir, zordur. Ama onları da yazabilirsin. Bunu kastediyoruz. Ya da sen 10 tercihin 10'unu da kesin olurlar yazabilirsin. 10 tercihin 10'unu da olabilecekleri yazabilirsin. Bizim tavsiyemiz bu arkadaşlar. Devam ediyorum. Pes Mobile Ju 8 FI demiş ki hocam ben mesleki ve teknik ofisine gitmek istiyorum. Güzel. Yerel yerleştirmeden mi yapmalıyım yoksa tercih yeşil olan yerlerden mi? Birincisi arkadaşlar mutlaka mutlaka tercihlerimiz yaparken ilk başta yerel yerleştirmeden yapmamız gerekiyor. Çünkü yerel yerleştirmeden yapmadan ne pansiyonlu ne merkezi sınavlı açılmıyor. Dolayısıyla yerel yerleşimlerden yapacağız. Oradaki meslek Sonra da tabii ki merkezi sınavlı alan yerlerde yapacağız. Yerel yerleştirmede okul başarı puanımıza göre gidecek. Adrese yakın olması yani kayıt alanı içinde olması veya diğer alanlarda olması veya komşu alanda olmasına bakacağız. Merkezi yerleştirmede ise tabii ki LGS başarı sıramıza göre gideceğiz. Dolayısıyla ikisinden de yapabilirsin ama öncelikle zaten yerel yerleştirmeler yapmalısın PES Mobile. Zeynep Sude YSKQK demiş ki hocam ne olur cevap verin. Tamam çok merak ediyorum. Benim yüzdelik dilimim 9.9 en son tercih yaptığım okulda 11.2. Okul gelir mi lütfen cevap verin ne olur? Gelir. Hiç endişelenmene gerek yok. Fakat yine de eğer geceliğin uykuların kaçıyorsa sen buraya 11.2 yazmışsın ya. Biraz daha düşük 12.3'te yazabilirsin. 13.4'te yazabilirsin. Yani biraz daha aşağı dilimlerde bir yer yazabilirsin. Üste Muhtemelen sana 9.9 sa 10'luk veya da işte 10.5'lik, 10.6'lık bir yer %100 gelecek demektir. Çünkü öğrenci sayısı artmadı sınava giren öğrenci sayısı ama kontenjan arttı. Yani daha da boş oldu. Belki 9.8'lik, 9.7'lik, 9.6'lık belki inşallah 9'luk yerlere de girebilirsin. Ama 11,2'lik yer gelebilir. Gelecektir. Biz gelir diyoruz kesinlikle. Ama hala içinde bir endişe varsa bu okul yeni açıldıysa çok popülerse hızlı hızlı puan yükseliyorsa ne olur ne olmaz diye 12'lik 13'lük yerlerde yazabilirsin sevgili Zeynep Sude. Dolayısıyla tercihlerimizde hiç endişelenmemize gerek yok. Zaten ek kontenjanlar var, nakil başvuruları var. Hiç endişelenmeyin arkadaşlar. Filter isimli bir öğrencimiz demiş ki biz bu tercihleri okul müdürlüğüne nasıl onaylatacağız? Bayağı giderek onaylatacaksın. Okul müdürlüğü zaten bakacak, kontrol edecek. Yerel yerleştirme yapmış mı? Ardından merkezi yerleştirme yapmış mı? Merkezi yerleştirmede doğru sıralama yapmış mı? Kazanabileceği yerlerimi yazmış yazmamış. Onları görebilecek zaten. Zaten bir hata olursa da hani siz buraya giriyorsunuz ya web sitesine giriyorsunuz. Tercihler yapıyorsunuz. Bir hata olursa zaten size uyarıyor. Cihaz uyarıyor. Diyor kardeşim kayıt alanından seçmedin diyor. Kardeşim aynı okuldan çok seçtin diyor. Uyarabiliyor. Dolayısıyla bir hata varsa Öncelikle bilgisayar uyarıyor. Sonrası okul müdürlüğü de kontrol ediyor. Okul müdürlüğüne yürüyerek gidip oynatacaksın. Ee, Black Pink galiba ama biraz değişik yazmış. Hocam tercihleri e-okul üzerinden yaptıktan sonra okul müdürlüğüne onaylatmak nasıl yapılacak acaba? Az önce yapılamıştık. Yürüyerek gidip yaptırıyorsunuz. Öykü Korkusuz CR4PT. Bu nasıl isimler Allah'ım yarabbim. Birinci tercihimizdeki liseler tutmazsa ikinci tercihde meslek mi yazmak zorundayız? Hayır. Birinci tercihinizdeki liseler tutmazsa yani birinci tercihinizi yazdınız. Diyelim ki e, tercihlerinizi yaptınız. Nerede o kağıdımız? Nerede? Şöyle bir kağıdımız var bizim. Şu ha, takvim kağıdımız nerede? Ha burada. Şimdi siz burada tercihlerinizi yaptınız diyelim ki 3-19 Temmuz arasında. Tercihlerinizi aldı Milliyetin Bakanlığı ve dedi ki, bu adam dedi ne yaptı? Dedi. Mesela şuraya geldi, baktı. Merkezi yerleştirmeyle tercih eden okullarına baktı. Hiçbir yer kazanamadı. Seni yerel yerleştirmeyle bir yere yerleştiriyor. Bu yerel yerleştirmeyi zaten yapmadan burası açılmıyordu ama adam kontrol ederken, Milletin Bakanlığı kontrol ederken senin önce yerel yerleştirmene bakmıyor. Çünkü eğer önce yerel yerleştirmene bakarsa zaten kazanırsın. Bunlar evine yakın okullar. O yüzden önce senin merkezi sınavla öğrenci olan okulların tercihine bakıyor. Diyor ki burada diyor Galatasaray'ı tercih etmiş, cık, puanı yetmiyor diyor. Kabataş'ı tercih etmiş, puanı yetmiyor diyor. Kabataş'tan sonra burayı yazmış, puanı yetmiyor. Bunlardan hangisinin puanı yeterse onu yerleştiriyor seni. Bunlardan hiçbirine puanın yetmezse bu öğrenci açıkta kalmasın diye yerel yerleştirmeye bakıyor. Sonrasında da eğer bunların haricinde kayıt alanı dışında, kayıt alanı dışında yani pansiyonlu okullar. Yani sen evine yakın olan bir yerde pansiyonlu yer yazamazsın zaten. Evine uzak bir yer olması lazım. Mesela sen diyelim ki İstanbul'da Ümraniye'de oturuyorsan Başakşehir'deki bir pansiyonlu okulu yazabiliyorsun zaten. Orada da orta başarı puanına bakarak tercihlerini yapıyor. Dolayısıyla sen burada tercihleri kazanamadıysan sana yerel yerleşimde bir yer geliyor ama sen şu kısımda yani ikinci nakil başvurularında, ikinci tercihlerde bir kez daha bunları kontrol edebiliyorsun. Devam edelim şuradan. Legnav 2291 demiş ki ilan nasıl oluyor mesela tercih sonuçlarımız açıklandıktan sonra kontenjana boş kalan bir yere geçebiliyor muyuz? Tabii ki geçebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim bakın şimdi şöyle örnek vereyim. Şurası diyelim ki çok yüksek bir okul olsun diyelim ki burası Galatasaray Lisesi tamam mı? Şunun altına hemen Galatasaray'ın altına iniyorum mesela diyelim ki e, Atatürk Anadolu Lisesi olsun. Buraya Atatürk Anadolu Lisesi'ni yazdım tamam mı? Atatürk Aile yazdım. Şuraya aşağı iniyorum. Daha da olsun mesela ne olsun diyelim ki biraz daha uzak. Mesela Kağıthane Anadolu Lisesi yazıyorum. Tamam Kağıthane AL yazdım. Şimdi sen burayı istiyorsun. Olmazsa burası olmazsa burası diyorsun. Mesela sallıyorum böyle bir tercih olmaz ama örnek veriyorum anlayın diye. Şimdi bunların içinde en yüksek olanı Galatasaray Lisesi ya. Diyelim Galatasaray Lisesi 100 kişi alıyor. Atatürk Anadolu Lisesi 200 kişi alıyor. Kağıthane Anadolu Lisesi 250 kişi alıyor olsun mesela. 250 tane kontenjanı var. Dolayısıyla sen bu 100 bu 200 bu 450 kişi arasında toplam e, kaç 200 450 550 kişi arasından birine girebilmen için bunların her birinden daha iyi başarı sırası olman lazım. Şimdi Galatasaray Lisesi'ne giremedim diyelim ki. Buraya herkes süper full yapanlar girdi. Buraya giremedin. Atatürk Anadolu Lisesi'ne de giremedin. Tamam. Kağıt Anadolu Lisesi'ne girebildin ve kazandın. Burada 230. olarak girdin. 230. sensin burada. En iyi iyi iş yapan 230. sensin. Fakat buradan da tam memnun değilsin. Ben Kağıt Anadolu Lisesi değil de Atatürk Anadolu Lisesi istiyordum ya da Galatasaray Lisesi diyorsun. Şimdi Yapacak bir şey yok. Buraya kazandın. Başlıyorsun. Ama sonra o sırada bu şu kısımlar var ya birinci nakil, ikinci nakil başvuruları. Burada Atatürk Anadolu Lisesi'ndeki bir öğrenci diyor ki ben buradan ayrılacağım abi diyor. Ben burayı sevmiyorum diyor. Ben burayı kazandım ama. diyor. Ben buradan gitmek istiyorum diyor. Tamam. Bu gidebilir. Gidip başka bir özel kolejden burs kazanmış olabilir. Veyahut da yurt dışına gidebilir. Bu buradan bir boşluk bırakıyor. Diyor ki burada 200 kişi var diyor. Burada bir kişilik boşluk oluştu. Bu sırada Galatasaray Lisesi'nden biri ayrılabilir. Galatasaray Lisesi kazanan biri vazgeçiyor ben Robert'e gideceğim diyor. veya da yurt okuyacağım diyor. Bir anda bu da fikir değiştiriyor mesela. Veyahut da başka bir liseye geçeceğim diyor. Bir anda burada da iki kişilik boşluk oluştuğunu düşünelim. Şimdi sen burada, burada bir kişi, burada iki kişilik boşluk oluştuğu. Sen diyorsun ki, ''Ana ben bunlardan birine girmek istiyorum.'' Nakilde bunları görüyorsun. Ama buradaki boşluklara senden daha yüksek puanlı biri de girmek istiyorsa... ...bu sefer onu Galatasaray'a alıyorlar, seni Atürk'e alıyorlar. Ama... Eğer bu nakil başvuruları sırasında kimse başvurmadıysa, düşük bir ihtimal, bu durumda Galatasaray evine geçebilirsin. Kimse bir şey diyemez. Bu durumda Türk Anons Üyesi'ne geçebilirsin. Kimse bir şey diyemez. Dolayısıyla oluşan boşluğa bağlı olarak nakil yapmaya çalışıyorsun. Bunları takip etmen gerekiyor. Şimdi, e, Velhasıl8936 demiş ki, ilk 3 kayıt alanı diyor ama ben iki kayıt alanı, bir komşu alanı şeklinde sadece toplam 3 tercih yapabilir miyim? Yaparsan zaten yapamayacağın ortaya çıkar. Olmuyor diyor. Bunu haber veriyor sana. Bilgisayar zaten bunu dene. Eğer olmuyorsa zaten dü -dü -dü -dü, error olmadı diye haber veriyor. Olmuyor. Arkadaşlar demiş bir size. E, arkadaşlar birinci tercihlerde ilk üç kayıt alanlarının olması lazım. Ya mecbur onlardan biri tutacak ama ben kayıt alanından bir okula yerleşmek istemiyorum. Birinci ankillerde ise kayıt alanı zorunluluğu yok. Acaba kayıt alanı olmayan okul tutar mı? Çok güzel bir soru sormuş. Şimdi siz merkezi sınavda ok öğrenci okulları zaten kazanamıyorsunuz. LGS iyi geçmedi. Bunların hiçbirine bakmıyorsunuz. Yerel yerleştirmede ilk üç kayıt alanından tercih ettiniz. Tamam güzel. Ama bunlardan birine gitmek istemiyorsunuz. Sonrasında bu nakil döneminde bunlardan kovalayabilirsiniz. Bunun cevabı bu. Evet bu cevabın doğru. Kayıt alanında olmayan bir yerlerden kovalayabilirsiniz. Ama eğer boşluk oluşmadıysa da yerel yerleştirmeye girdiğin yere devam edebilirsin. Arda Özben demiş ki yerel yerleşim yapsak LGS puanı ile almaya bir şey yazmasak oluyor mu? Oluyor. Sadece yerel yerleşim yapabilirsin. Ben LGS'ye girmedim. Sadece yerel yerleşim yapacağım diyebilirsin. Çünkü LGS'ye girmediysen ne yapacaksın zaten? Veya girdin ama iyi yapmadıysan ne yapacaksın ki? Hocam ben yerel yerleştirme ile bir okula gideceğim. İki tane tercih yaptım. İkisinin de çıkma olasılığı yüzde elli mi? Yoksa ilk sıraya yaptığım tercihin çıkma olasılığı daha mı fazla? Arkadaşlar ilk tercihiniz en önemli tercihinizdir. Yani sen burada diyelim ki Türkiye birincisi oldun. Tamam mı? Türkiye birincisi oldun. Süper yaptın. Eğer ilk sıraya düşük bir okul yazarsan bu gelir. Yüksek bir okul yazarsan o gelir. İlk tercihine bakarlar. Ama senin puanın ilk tercihine etmezse ikinci tercihine bakarlar. İkinci etmezse üçüncü O da etmezse dört. O da etmezse beşe bakarlar. Yerel yerleştirme de böyle. İlk tercihine diyelim ki sen evine yakın bir okula yazdın ama ikinci tercihindeki okula gitmek istiyorsun. O zaman ikinci tercihini birinci sıraya yaz. Sakın sakın ilk tercihini yazma. Yani senin en önemli şeyin isteğin. İstemiyorsan Galatasaray Lisesi'ne gitme. Ben mesela Galatasaray Lisesi'ne şu an gitmek istemiyorum. Fransız okumak istemiyorum ben. Robert'e giderim. Robert, e Robert istemiyor musun? Ya kolej istemiyorum ben. Orada bir sürü şey, garip garip çocuklar var. O zaman Beşiktaş Anadolu Lisesi yazar. Ama Beşiktaş Anadolu Lisesi Beşiktaş'ta ben işte şu şöyle... tamam kardeşim ne istiyorsan önce onu yaz. Zaten isteğin en önemlisi. İstemeyeceğin bir yere gitme. Yerel yerleştirmeden bir lise seçtim. Silemiyorum. Okul daha onayla Yerel yerleştirmeden bir lise seçtim. Silemiyorum. Okul daha onaylamadı. Nasıl silerim? E bu çok basit bunun cevabı. Okul onaylamadığı sürece geçerli değildir ve silinebilir. Sil butonu ile silmeyi tekrar deneyebilirsin. Şimdi demiş ki yerel yerleştirmede tercih sırası önemli mi? Tabii ki de önemli. Neden? Çünkü yerel yerleştirmede de normal merkezi sınavlarda da pansiyonda da mutlaka ilk tercih ettiğin sana gelme ihtimali var. Dolayısıyla sen istemediğin bir şeyi ilk sıra yazarsan puanı yüksek falan filan diye Hata yaparsın. Nereyi istiyorsan orayı yaz. Ben de okumak istiyorum. O zaman gidip de Pendik'teki yüksek puanlı bir yeri yazma. Ama Pendik'teki daha yüksek puanlı hocam. Ama Pendik çok uzak. Ne yapacaksın yani? Sen kağıthanede istiyorsun. O zaman istediğin en başa yaz. Yerel yerleştirme... E, pardon şuraya geldik. Dilan'ın sorusundayız. Hocam merkezi sınav ile alan liseleri yazmasak... ...sadece yerel yerleştirme yapsak olur mu? Olur. Yerel yerleştirme ile gitmek isteyen biri... ...merkezi sınav tercih etmek zorunda mı? Hayır. Hocam İzmir'den İstanbul'a taşınacağım demiş Zortas.com. Ee, nasıl bir isimse. Ama yerel yerleştirme İzmir gözüküyor. İstanbul'da seçeceğim okul nasıl bir şey yapabilirim demiş. Şimdi burada önce adres değişikliği yapılması gerekiyor. E bu değişikliğin sistemde gözükmesi gerekiyor. Bu da 2-3 günlük bir süre alıyor. Dolayısıyla hemen adres değişikliğini yap sevgili Zortascom. Koki demiş ki peki sadece yerel yerleştirme yazabilir miyiz? Evet. Yerel yerleştirme bir tane okul yazabilir miyiz demiş. Arkadaşlar yerel yerleştirmede tek okul yazılabilir. Ancak riskli olabilir. Garantili düşünmekte fayda var. Aynı okul türünden en fazla da 3 tane yazabiliyoruz. Bunu da unutmayın. Dolayısıyla bence bir tane okul yazıp bırakmayın. Başka okullarda da yazın. Zaten ilk yazdığınız sizin en çok istediğinizdir. Eğer puanınız yetiyorsa ona gireceksiniz. Merak etmeyin. User K'ye demiş ki: yerel yerleşimde 5 tane seçiyoruz ya. Mesela 3 tane seçip daha seçmezsek olmayabiliyor mu?" Olur. Yani 3 tane yazabilirsin, daha seçmeyebilirsin. User F'ye demiş ki: "LGS'ye girip yer yerleşimle tek okul seçebiliyor muyuz?" Yerel yerleşimde 5 tercihimizi Anadolu yapabiliyor muyuz? Arkadaşlar LGS'ye girip yerel yerleşimde tek okul seçebilirsiniz ama riskli olur bu ve yerel yerleşimde 5 tercihimizi Anadolu yapabiliyoruz demiştin ya. Aynı okul türünden en fazla 3 tane yazabiliyorsun. Dolayısıyla 5 tane yazamazsın. User demiş ki: "Yerel yerleşimle gideceksek merkezi sınav puanımıza göre seçim yapacak mıyız?" Arkadaşlar bakın ne oluyor? Siz eğer yerel yerleşimi yapmazsanız, yani yerel yerleşimde eviniz yakın yerlerden seçmezseniz, merkezi sınavla alan yer tercih edilmiyor. Yani orası gözükmüyor. Dolayısıyla siz yerel yerleşimde bir yer yapıyorsunuz. Tamam şöyle yazayım size bakın böyle göstereyim. Şöyle bakın şimdi. Şurası yerel yerleştirme. Yerel yerleştirme. Bunlar ne demek? Evinize yakın yerler demek, tamam mı? Sonrasında burası da şu siyahla yazdığımda e, merkezi sınav diyelim. Merkezi sınav. Yani nedir bu LGS? Bir de pansiyon var. Öyle değil mi? Pansiyonda buraya yazıyorum. Pansiyonlu okullar. Şimdi sen buradan tercih yapmadan, bak, burada bir şeyler yazdırmadan, burada bir tercih ihtiyatta bulunmadan burası açılmıyor. Burada tercih yapıyorsun ama buraya yerleşeceksin anlamına gelmiyor. Çünkü eğer bu sınavda iyi yaptıysan buradaki sorularına göre hallediyorsun. Yani şu anda Türkiye birincisi kesin merkezi sınavda bir yere yerleşecek değil mi? Ama o da yerel yerleştirmeden mutlaka evine yakın bir yerleri tercih etmesi gerekiyor ki burası açılsın. Sonra burası açılıyor adama. Buradan istediğine göre, sıralamasına göre, hayallerine göre bir şeyleri yazıyor. Tamam. Şimdi bu onun yaptığı şey. Peki Milletim Bakanlığı nasıl kontrol ediyor? Milletim Bakanlığı alıyor sizin sınav sonuç şeyinizi, gönderdiğiniz her şeylerinizi. O senin yerel yerleştirmene bakmıyor. Buraya zaten yerleşirsin diyor. Önce merkezi sınavına bakıyor. Merkezi sınavına bakıyor. Kaç puan almış? X puan almış. X puanla burayı tercih etmiş. Cık, kazanamadı. Burayı tercih kazanamadı. Burayı, ter burayı kazan diyor. Yerleştiriyor. Bitti gitti. Burada senin ilk başta merkezi sınavla alan yerlerine bakıyor incelerken. Sen burayı kazanamazsan o zaman yerel yerleştirmene geçiyor. Yani sen burada hiçbir yere yetmemiş puanın diyor ki sen açıkta kalma ben sana yerel yerleştirmeyle bir yer vereyim diyor. Ve dikkat edin. Eğer sen bu yerel yerleşimi yapmamış olsaydın zaten direkt hemen LGS tercih yapacaktın. Bu sefer de burayı da kazanamayınca ortada hiçbir şey kalmamış olacaktı. O yüzden Milliyetin Bakanı diyor ki burayı kazanamazsan buranın sağlamlığını yapmak için burayı tercih eden bura açılmasın diyor. Yani sen burayı tercih et ki burayı kazanamadığında ben sana buradan bir yer vereyim diyor. Sen de burayı kazanamadıysan Allah korusun hemen sana yerel yerleştirmeden bir yer veriyor. Veyahut hatta LGS'ye girmediysen sana yerel yerleştirmeden bir yer veriyor. Yerel yerleştirmede de şimdi pansiyonlarında sorular var geliyor biliyorum. Yerel yerleştirmede de kendine yakın yerlerden bir yer kazanamadın mı? O zaman uzak yerlerden bir yerini nasıl tercih edeceğini zaten birazdan anlatacağım. Pansiyonluyu uzak yerlerden tercih edebiliriz. Evime yakın olsun, evet. Pansiyonlu olsun. Oh ne güzel, öyle yok. Yerel yerleşmeden önce evine yakın yerlerden tercih ediyorsan pansiyonlu tercih edemiyorsun zaten. Hem evine yakın hem pansiyonlu niye olsun yani? Geldik buraya. Şimdi, yerel yerleştirmeyle gideceksek, merkezi sınav puanımıza göre seçim yapacak mıyız? Ee, yok yapmak zorunda değilsin. Sadece yerleşime yapabilirsin. Hocam OBP puanıyla nasıl tercih ediliyor? İşte okul başarı puanınıza göre yerel yerleştirmede puan yapıyorsunuz. Tercihlerinize bakıyorsunuz. Burada şu çok önemli arkadaşlar. Sakın sakın e, kafanıza bir karışıklık olmasın. Siz LGS puanınız, LGS başarı sıranız nasıl LGS'de, merkez sınavda yapacak yerleri belirliyorsan, orta öğretim başarı puanı yerel yerleştirmede onlar sizin okul puanınıza bakarak diyor ki bu ikisi aynı eve yakın oturuyor diyelim ki. Şurada bir lise var. Kırmızı ve mavi. Buraya yakın oturuyorlar. Ama bir kişilik boş yer kaldı. Okul başarı puanı yüksek olanı buraya alıyorlar. Bu kadar basit. Bu çok yüksek puanı var. İnanılmaz yüksek puanı var ama uzakta oturuyor. Bak bu çok uzakta oturuyor. Gözünmeyen tam da oturuyor bak. Bunun puanı ise düşük. Önce evine yakın olan alıyorlar. Ama bunun puanı daha yüksek okul başarı puanı okul birincisi. Bana ne? Önce bunu alıyor. Evine yakın olan alıyorlar. Dolayısıyla evinize yakınsa e, ve puanınıza iyiyse giriyorsunuz. Evinize uzaksa yani kayıt alanınız dışındaysa zaten risklisiniz. Devam ediyoruz. Ee, hocam tercihlerde örneğin Galatasaray Lisesi pansiyonlu okul merkezi yerleştirmeyle tercih edince pansiyon olarak çıkıyor. Bizim mesela Galatasaray Lisesi'ni ayrıca pansiyonlu kısmına tekrar mı tercih etmemiz gerekiyor? Yanıtlarsanız çok sevinirim. Arkadaşlar bakın pansiyonlu okul tercihini anlatıyorum. Şimdi ben diyelim ki Ankara'dan bir öğrenciyim. Ankara'dan İstanbul'daki Galatasaray Lisesi'ni tercih edeceğim ve Galatasaray Lisesi'nde pansiyonunda kalmak istiyorum. Öyle değil mi? Yani sonuç Ankara'dan İstanbul'a geldiğinde ne yapacağım? Şimdi bir kere Ankara'da ben yerel yerleşimde bir yerler tercih ediyorum. Laf olsun da olsun diye tercih ediyorum. Zaten benim puanım Galatasaray yetiyor. Burasını yaptığım için burası açılıyor. Merkez sınav açılıyor. Merkezi sınavla tercih edilen yerlerde çok rahat bir şekilde en başa Galatasaray Lisesi'ni yazıyorum. Tamam. Sonra işte Beşiktaş'ı yazıyorum. Şunu yazıyorum. Pansiyonda bir şey tercih etmeme gerek yok. Niye hocam? Çünkü Galatasaray Lisesi gibi, Beşiktaş Anadolu Lisesi gibi, İzmir Fen Lisesi gibi okulların pansiyon şeyleri özel olarak web sitelerinde açıklanıyor. Hatta Galatasaray Lisesi'nin web sitesinin şeyini söyleyeyim size. Ee, Galatasaray'ın şeyi neydi? GS böyle bir şey vardı. Bir dakika okuyayım size onu. Tam hatta bakmıştım. Ee, şöyle GSL Galatasaray Lisesi GSU Edu TR adresine girdiği zaman burada yatılılık yeni kayıt diye bir yer var. Buraya girdiğinde bilgileri yazıyor. Sen bu Galatasaray Lisesini kazandın şimdi yatacaksın diyor. Burada Galatasaray kazanır ama durumun ise veya zaten İstanbul'da oturuyorsan zaten başka imkanların varsa senin Galatasaray'ın pansiyonunu almıyorlar. Yani onların kendi kontenjanları farklı. Veyahut da ben Ankara'dan İzmir Fener'e gittim. Eğer benim e, Ankara'dan İzmir'e geldiysem e, geldiysen, tabii ki bana yurt lazım yani. O zaman da İzmir Fen Lisesi'nin koşullarına bakmam gerekiyor. Burası böyle. Şimdi burada şu çok önemli. Burada Galatasaray Lisesi'ne bakıyorsun. Ama bir de Galatasaray Lisesi haricinde yerel yerleştirme ile yani LGS sonucuna göre değil de merkezi sınav sonucuna göre değil de senin orta öğretim başarı puanına göre pansiyon okullarda şöyle oluyor. Oradaki mantık da şu. Bakın ilk başta ne yapıyorsunuz? Pansiyonlu okulları tercih ediyorsun ya. İlk başta yerel yerleşme kapsamında kayıt alanına bir yerler tercih etmek zorundasın zaten. Burası ve burası açılsın diye. Tamam. Kayıt alanına bir yerler tercih ettin. Ve burada yerleşemedin. Yani evine yakın bir yerden tercih ettin ama yerleşemedin. Ne yapacak o zaman? Adam diyor ki tamam diyor. LGS'den de kötü. LGS'de de bir şey yapamadın. O zaman diyor ki sen diyor pansiyonlu bir yer istiyorsun. Fakat burada okulun pansiyon kontenjanını ve yerel yerleşme sonucu kalan toplam boş kontenjanı açmayacak şekilde pansiyonlu okul tercihlerine yerleştiriyorlar. Yani şunu demek istiyorum. Sen yerel yerleştirmede hiçbir yere yerleşemedin. Tamam mı? Yakında bir yer. O zaman pansiyonlu okullarla alakalı diğerden kayıt alanı dışından tercihler yapabiliyorsun. Burası önemli. Orada zaten orta başarı puanına bakarak sana karar veriyor. Fakat şu çok önemli. Şunu unutma. Yerel yerleştirmede evine yakın olması ve orta başarı puanı önemli. Pansiyonda da evine uzak olması ve orta öğretim başarı puanı önemli. Dolayısıyla sen yerel yerleştirmede yerleştiysen yani evi yerine yakın bir yere pansiyona gitmeden gidebiliyorsan sen buraya yerleşmiş oluyorsun. Artık pansiyonluğu kazanma ihtimali kalmıyor. Devam edelim. Hocam tercih ettiğimiz okul kayıt alanındaysa fakat aynı zamanda pansiyonlu okulsa yerel tercih kısmından pansiyonlu tercih kısmından bir tercih yapıyoruz. Önce yerel tercihten yapıyorsun. Eğer yerel tercihte kazandın ve sonradan da pansiyonda boş çıkarsa sana izin veriyorlar. Ama uzaktan gelen bir öğrenci varsa yani kayıt alanının dışından gelen bir öğrenci varsa ona tercih tanıyorlar. Çünkü sen zaten evine yakın yani. Sen niye pansiyonda kalıyorsun ki diyorlar. Evet arkadaşlar diğer sorularınızı şimdi aşağı yorumlara yazın. Yerel yerleştirme ile beş adet tercih ediyorsunuz. Unutmayın burayı. Zorunlu bunu yapmak zorundasınız. İlk üçü kayıt alanından olmalı. Yani evine yakın bir yer olmalı. Aynı okul türünden de en fazla 3 okul olabiliyorsunuz. En fazla 3 Anadolu sesi. Yani en fazla üç, yani üç imatüsü tercih edebiliyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra LGS'ye göre tercih yapma kısmı açılıyor. 10 adet istediğini seçebilirsin. Burada hayallerin üstte olabilecekleri ortaya kesin olurları sonlara koyabilirsin. Pansiyon okullarda 5 adet. Buradaki tercihinde kazanamadıysan yani yerel yerleştirmede kazanamadıysan o zaman buradan sana kayıt alanı dışından veriyorlar. Peki hocam ben merkezi sınavla öğrenci alan okulların pansiyonlusunu istiyorum diyorsan onların zaten özel koşullarını İzmir Fen Lisesi'nin, Ankara Fen Lisesi'nin, Galatasaray Lisesi'nin zaten onların web sitelerini açıklıyorlar. Galatasaray Lisesi diyor ki iki tane, üç tane çocuk gelmiş kazanmış. Biri zaten İstanbul'da oturuyor. E sen niye pansiyonda kalıyorsun diyor. İkisi de İstanbul dışından gelmiş. Bunun durumu çok iyi. Maddi durumu çok iyi. Bunun durumu biraz zayıf. Ha o zaman diyor ki bunu alalım önce pansiyona diyor. Anlaştık mı arkadaşlar? Bunu da böylece söylemiş oluyoruz. Tercih yapmadan önce mutlaka okulları araştırın. Kazanacağınız, gideceğiniz okulu bir görün gezin. Pansiyonlarına bir bakın eğer pansiyonda kalacaksanız. Ee, işte evinize yakın da olsa uzak da olsa mutlaka tercih ettiğiniz okulu yani üst sıralara yazdığınız okulu gezin arkadaşlar. En iyi lise hangisi derseniz en iyi lise sizin de çalıştığınızda mutlu olabileceğiniz evinize yakın fazla yorulmayacak olan liselerdir. O büyük Galatasaray, İzmir fen, Atatürk fen gibi liseleri saymazsak. Yani hani böyle tam olarak bilemediğiniz durumlarda sizin evinize yakın olan ve hayallerinizdeki üniversiteyi, hayallerinizdeki mesleği destekleyecek olan lise en iyi lisedir. Bunu unutmayın arkadaşlar tercih döneminde sorularınızı bekliyoruz. Hadi bakalım. E, 19 saat 17 e kadar okul müdürlüklerine onaylatmayı unutmayın. Sorularınızı cevaplamaya devam edeceğiz. Ödül söyledi yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Tonguç LGS Dershanesi erken kayıt fırsatı başladı. Tonguçakademi.com'da LGS Dershanesi'ne üye olduğunda 19 kitaptan oluşan LGS seti adresine geliyor. 16 kişilik özel sınıflarda ders işleme imkanı, ödevlendirmelerini yapan ve sınav süresince sana destek olan kişisel koçun, kaçırsan bile 7-24 izleyebileceğin canlı dersler, performans karnesi ve veli bilgiler ödüllendirme sistemi. Hayalindeki liseyi kazanman için ihtiyacın olan her şey Tonguç LGS dershanesinde. Detaylar tonguçakademi.com'da. Tonguç LGS dershanesi sundu.